Merhabalar sevgili dostlar, yine birlikteyiz. Çünkü pervasız pertafsız bizi bırakmıyor ki, onun eşliğinde bir süre daha birlikte olalım diyoruz. İki belki üç demiştim, muhtemelen üç yapacağım, daha kısa kısa olsun, daha dinlenebilir olsun diye. Pervasız pertafsız yani zihnimiz. Zihnimiz bizi hiç boş bırakmıyor bu aralar, hele de korkuyla besleniyor ya da aldırmazlıkla besleniyor. İki uç da kötü, hayat dengeler demek çünkü. Hangi özelliğe bakarsanız bakın, o özelliği abartırsanız bir bakarsınız ki o sizin düşmanınız olmuş. Mesela detaycılık. Detayları görmek güzeldir ama her detayı görüp de acımasız eleştiren birisi olmak ise başa beladır. Ya da hızlı olmak hoş bir özellik olabilir ama eğer hızdan hata yapıyorsanız sürekli, o zaman bu özellik sizin aleyhinize çalışmaya başlamış demektir. Denge, denge dostlar, denge. Hayatta dengeyi bulabilmek, dengeyi koruyabilmek gerekiyor. Bu aralar çok şey bekliyoruz belki insanlardan, özellikle de o sevgili sağlık emekçisi dostlardan. Şükranla anıyorum onları. Onlar olmasa neler yapardık, nasıl bir hayatımız olurdu acaba? Sadece onlar değil. Diyor ki birileri evde kalın. Ama evde kalamayan, aşının, işinin peşinde dışarıda olmak zorunda olan o kadar çok insan var ki ne yapacak onlar eğer eve girerlerse? Bunların hepsi bir planlama demek, bunların hepsi bir dengeyi tutturmak demek, bir karar almak, evet, sadece sorumluluğu halka, insanlara bırakmamak demek aynı zamanda. Yani devletin de, milletin de sorumluluğu eşit bir şekilde bölüşmesi demek. Pervasız pertafsızımız da bu sürelerde olumsuza odaklanıp bana ne demesin ya da çok korkmasın diyoruz. Şu anda yapabileceklerine odaklansın. O kadar üretken süreçlere dönebilir ki bu. İşte görüyoruz, izliyoruz, bir bakıyoruz ki bambaşka bir sistem yürümeye başlamış. Herkes mesleğini bir başka biçimde veya belki de hobilerle birleştirerek üretmeye, yapmaya başlamış. Ben de yakında yurt dışındaki bazı dostlarımın, öğrencilerimin önerisiyle onlara uzaktan eğitim vereceğim. Öyle maddiyattan falan değil, eğitim sürsün diye. Sadece onların yanında olduğumu söyleyebilmek için. Hadi dönelim mi şimdi tekrar mutluluk budur yazımıza? Mutluluk nedir acaba? Elimizde avucumuzdayken bilmemiz gerekenler. Devam ediyorum kaldığım yerden. Telefon ısrarla çalmaktadır. Artık kapanacak herhalde dediğin anda son bir gayretle ahizeyi kaparsın. Alo? Alo sevgili dostum, geçen gün haberlerini aldım. Koşmak sana yaraşıyor. Devam dostum, devam. İyi ki varsın. Asıl sen iyi ki varsın sevgili dostum. Asıl sen. Mutluluk budur. Buzdolabının kapağına uzanırsın. Sıcak alnından, damarlarından, beyninden fışkırmaktadır. Birkaç saniye buzdolabının serinliğinde kendine gelmeye çalışırsın. Önce bardağını doldurursun soğuk suyla. Ardından sebzelikten bir domates alırsın. En kırmızılarından, en irilerinden. Evin en fazla esen yerine, iki pencere arasındaki koltuğuna gömülürsün. Biraz tuz, bir ısırık domates. Biraz tuz, bir ısırık domates. Ardından buz gibi bir su. Domatesin, suyun ve tuzun olduğu için ve bundan tat alabildiğin için şükredersin. Mutluluk budur. Mevsim bahardır. Evlerin içlerine çiçek kokuları öbek öbek dolmaya başlamıştır. Hani elini uzatsan kokuları birbirinden ayırabilir misin gibi gelir. Bu yasemin, bu ılgın, bu. Bunu hatırlamıyorum işte. Her şeyi başaracağın hissinde beraberinde doldur içine bahar. Yürümek istersin. Sanki adımlarsan yolları, anlar uzayacaktır. Doygunluk hissin artacaktır. Yolların bir bilinmez yerinde yağmur atıştırmaya başlar. Şu an olduğu gibi. Kaçmak mı? Asla. Yüzünü çevirirsin gökyüzüne. Yüzüne yüzüne gelir her damla. Yağan her damlayla birlikte arınırsın. Bir parçan daha çocuk masumiyetine kavuşur. Yağmur görevini yapıp da elini eteğini çekiverdiğinde ardında izini bırakır. O ciğerlerini baştan çıkartan toprak kokusunu. Adeta içersin o kokuyu. Bu
mutluluk budur. Mevsim sonbahardır. Üzerinde balıkçı yaka bir kazak, ayaklarında yarım porsiyon botların nereye varacağını hesap etmeden hani öylesine ağaçların altına altına yürümeye başlarsın. Ayakların birer süpürge, yaprakları savurursun sağa sola. Çıtır çıtır olanların da kırılgan dokunuşlarla ayaklarının altındaki senfoniye dahil edersin. Uzaklara daldırırsın gözlerini. Ağaçların birleştiği o en son noktaya, kırmızı, turuncu, kahverengi, sarı, o birbirinde eriyen yoğunlukta sen de kaybolursun. Renk olursun, ses olursun, ümit olursun geleceğe doğru. Mutluluk budur. Ben şimdi yine yarıda keseceğim. 1/3'ü kaldı yazının okumak için. Ama size diyeceğim ki lütfen birileri için ümit olun. Birilerine destek olun. Birileri için o kişi olun. Ve pertafsıza, hani o pervasız pertafsıza hakim olun. O sizi doğru düşünmeye, sağlıklı düşünmeye, dengede kalmaya yönlendirsin. Zihnimiz yani. Her an kayabilir o zihin, biliyor musunuz? İçeride kalış süreleri uzadıkça, oysa bir meşgale bulursanız, yazarsanız, okursanız, bir el işiyle uğraşırsanız ya da belki kim bilir birilerine, uzaktakilere bir ses olup ulaşırsanız, bir görüntü olup ulaşırsanız ya da uzun süredir yapmadığınız o temizlikleri yaparsanız, dolap ayrıştırmalarını yaparsanız, işinize yaramayanları bir kenara ayırırsanız mesela, ya da yemek yapmayı öğrenirseniz, ama çok fazla yemeyin olur mu? Sonu kötü olabilir. Bir ay sonra dışarıya çıktığımızda kilolar başımıza dert olabilir. Ya da spora başlarsanız içeride. Ben başladım mesela, pilates yapıyorum, dans derslerime devam ediyorum. Hani ne denk gelirse onu yaparsanız, illa bunlar parayla olacak demek değil. İçerideki zamanı etkin kullanmakla olacak. Kendimize daha iyi, daha farklı bir gözle bakarak olacak. Pertavsızı kendimize doğru çevirerek olacak. Yani büyüteç bizi göstersin, bizim içimizdeki yeteneği büyütsün ve bakalım içeride daha neler varmış neler. Sevgiyle öpüyorum hepinizi. Yakında, çok yakında 3. bölümüyle pervasız pertavsız 3 ile birlikte olacağız. Sevgiyle kalın, olur mu? Sağlıcakla kalın.